Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ala resulina Muhammedin salavat. Muhakematın üçüncü mukaddemesindeyiz. Cenab-ı Hak inşallah istifademiz ziyade eylesin. Çok kıymetli bir mana yine. İslam dünyasının içinde bulunduğu yanlış anlaşılmalar, müminlerin, Müslümanların her ayeti, her hadisin, hadislerin manasını, Kur'an'a, hadiselere mana vermedeki yanlışlarını tarif eden ve sonra tasih eden bir mevzu. Bu yüzden çok kıymetli İsrailiyat mevzusu ee, okuyup inşallah anlamaya çalışalım. Üçüncü mukaddeme İsrailiyatın bir taifesi birinci mevzu bu ve hikmeti Yunaniyenin bir kısmı Yunan hikmetinin bir kısmı daireyi İslamiyete duhul etmeleriyle girmeleriyle İslam dairesinden için İslam dairesi içinde zannedilmesiyle din süsüyle görünerek efkarı ihtilale verdiler fikirleri karıştırdılar şöyle ki iki mevzu var. Birincisi İsrailiyat, ikincisi Hikmeti Yunaniye. İsrailiyat nedir? İsrail kim önce onu bilelim. Yakup Aleyhisselam'a İsrail deniliyor. Biliyorsunuz İsrail oğulları yani Yakup oğulları. Dolayısıyla kelimeden anlaşıldığı üzere İsrailiyat yani Yahudi olup Yahudi alimlerinin özellikle Yahudi büyüklerinin sonradan İslam'a girmesiyle Yahudilikte anlatılan her dinde olduğu gibi Yahudilikte anlatılan efsanelerin, abartı ifadelerin, abartı temsillerin olmamış ama olmuş gibi anlatılan hadiselerin Müslümanlığın da içine dahil edilmesi. Bu İsrail oğullarının yani Yahudilerin İslam'a girmesiyle işte Vehb gibi, Kalp gibi, Abdullah İbni Selam gibi büyük e, alimlerin Müslüman olduktan sonra eski malumatlarını da İslamiyet'in içine getirip çünkü bir insan bir yere gidince fikirleriyle gider. Tek başına gitmez ki. Ben bir iş yerine giderken, bir kuruma giderken, bir cemaate giderken evet oranın fikirlerini alırım ama kendi fikirlerim de vardır. Kendi bildiklerim, eski bildiklerim de vardır. Eski bildiklerimle de giderim. Eğer ben o mevzuda, o cemaatte hitap ederken eski bilgilerimi de anlatırsam insanlar benim kendi yeni bilgilerimden zanneder. Ayırt edemez onu, tefrik edemez. Halbuki eski karışık bilgilerdendir. Dolayısıyla Abdullah İbni Selam gibi, Kab gibi, Vehb gibi, Vehb İbni Münebbih gibi zatların eski bilgilerinin, eski malumatlarının İslam'a girdikten sonra anlatılmasında onlar İslam'ın bilgisi gibi zanneder, bilen insanlar, nakil yapan insanlar. İşte biz buna İsrailiyat diyoruz. Yani bir insan yeni bir fikre girdiği zaman eski fikir, yeni fikirden tefrik edilemiyor, temiz edilemiyor, ayrılamıyor. Herkes onu doğru bilgi olarak kabul ediyor. İsrailiyat mevzusu Mesihiyat da var. Yani e, veyahut da daha tabiri güncelleyelim. Hristiyanlıktan İsa Aleyhisselam'dan Hristiyanlıktan İslamiyet'e dahil olanların eski bilgilerini sanki İslamiyet'in kaynak bilgisiymiş gibi nakletmesine de Mesihiyat deniliyor. İşte bu da İsrailiyat manasını bize anlattı. Hikmet-i Yunaniye'de Yunan felsefesinin, Yunan hikmetinin e, hikmeti kadime deniliyor. Şimdi bir hikmeti cedide var. Yeni bilim 1900'lerden sonra olan hikmeti cedide. Bir de hikmeti kadimiye eski hikmet Yunan felsefesi ekseriyetle. E, Birçok yanlış e, bilgilerin İslam'dan zannedilmesi. Bu hataya da en çok düşenlerin hani bir mukaddime şeklinde söylüyorum. E, i̇bn Sina gibi zatların olması o zamanın i̇mam Gazalisi onlara reddiye vererek hatta basit adi bir mümin seviyesini bile onlara layık görmediği naklediliyor. Önce evvela İsrailiyat mevzusunu anlayalım. O Necip kavmi Arap zamanı cahiliyette bir ümmeti ümmiyeydi. O Arap milleti eski zamanda zamanı cahiliyette peygamberlikten önce okuması yazması olmayan bir kavim idi. Vaktaki zaman geçti içlerinden hak tecelli edip istidadı hissiyatları uyandı. Ve meydanda yol açan dini mübini gördüklerinden ragabat ve meyilleri yalnız dinin marifetine inisal eylediler. Peygamber aleyhisselatü vesselam onların içinden çıkıp onların çok kıymetli olan hissiyatlarını uyandırınca Arapların içinde artık her şey din oldu dini hissiyatlar ön plana çıktı. Her şey bütün bildikleri dine dair oldu. Fakat kainata olan nazarları teşrihat hikemiye nazarıyla değil onların nazarları hikmet düsturlarıyla değil belki istidraden yalnız istidlal içinde. Yani tebeyi bir nazarla ikinci bir bakış açısıyla ancak o bilgileri delil olarak kullanmak içinde. Onların o hassas zevki tabiilerine ilham eden yalnız onların fıtratlarına münasip olan geniş ve ulvi muhitleri ve safi ve müstahit olan fıtratı asliyeleri talim ve terbiye eden yalnız Kur'an idi. Çok güzel. Onların zevki tabiilerine mesela belagat gibi, şiir gibi Arapların o fıtri zevklerine ilham eden onların fıtratlarına münasip olan geniş ve ulvi muhitleri, çok büyük toprak bütünlükleri, safi ve müstahit olan, müsait olan fıtratı asliyeleri, asil fıtratları, onların o asil fıtratlarını talim ve terbiye eden yalnız Kur'an'dı. Onları eğiten, onlara öğreten yalnız Kur'an Bundan sonra kavmi Arap, yani o silsileyi, varoluşu anlatıyorum. Bundan sonra kavmi Arap, sair akvamı bel ettiği gibi Mileli Saire'nin malumatları dahi Müslüman olmaya başladığından muharrefe olan İsrailiyat ise ve Kap gibi ulemayı ehli kitabın İslamiyetlerinin cihetle cihetiyle Arapların hazaini hayalatına bir mecra ve bir menfez bularak o efkarı safiyeye karıştırdı. Bu acayip. Bundan sonra kavmi Arap sair akvamı yani Arap kavmi İslamiyet'te çok terakki ettiler. Ve diğer kavimleri de içlerine dahil ettiler. içlerine aldılar. Ve diğer kavimleri de diğer milletlerin dinlerini de yuttular. Yani İsrailoğulları veyahut da Museviler onlar da Müslüman olmaya başladığından muharrefe olan içi hurafelerle dolu olan Yahudilerin hikayeleri İsrailiyatları ve ve Kap gibi yani meşhur Yahudi alimleri, ehli kitap olan meşhur Yahudi alimleri, ulema ehli kitabın İslamiyetlerin cihetiyle onlar da Müslüman olduktan sonra Arapların hazaini hayaliyatlarına, hayal hazinelerine bir mecra ve bir menfez var. Zaten Araplarda da fıtri olarak böyle bir arzu vardı. Yani Araplar bir şeyi abartmayı sever. Gitseniz saraylarından bile bunu anlarsınız. Hazaini hayalatlarına bir mecra, bir zemin bir menfez, bir pencere, bir bakış açısı olarak efkarı safiye karıştırdılar. O saf fikirlerini karıştırdılar. Hem sonra da ihtiram dahi gördüler. Yani bu onların içinde karşılık buldu. İhtiram, hürmet gördüler. E şu anda da hala böyle. Mesela siz bir hakikati anlatırsınız. Bizde de böyle. Mesela şu hakikat dersler olduğu gibi saf hakikattir elhamdülillah. E bu saf hakikatler ...toplumda karşılık çok bulmaz... ...maalesef... ...ama... E, ...hikayelerle... ...güldürerek... ...şamatalarla... ...komedilerle... ...çok hikayatlarla ...bu YouTube üzerinden... ...sosyal medya internet üzerinden... ...ders yapanlar... ...dersten maksat... ...sohbet yapanlar... ...derste de değil... ...yüz binler dinleniyor... ...yüz binler izleniyor... ...onlar o dersin hakikatinden ziyade... E, ...İsrailiyat gibi... E, ...veyahut da işte... Mesihiyat gibi, tarikatlarda olan tarikat aktaplarının fevkalade halleri gibi hallerle anlattıklarından daha ziyade insanlarda karşılık buluyor. Çünkü büyük hakikatlere biraz nekkad olmak lazım, gavvas olmak lazım, dalgıç olmak lazım. Yani o hakikatin içine girip onu safileştirip temiz ve tefrik edip anlama. O kolay bir iş değil ama insan kolayı seçer. Yani işin hikayet kısmını sever merak eder. Bugün de karşılığı böyledir. Hani Araplarda bu nasıl böyleymiş? E ben söylüyorum işte gör. Ee, Risale-i Nur dersleri bile olsa veya herhangi bir tefsir dersi veya herhangi bir sohbet meclisinde hikayatı, komediyi çok anlatanlar çok izlenir. İnsanlar böyledir. Çünkü hakikati herkes göremez, algılayamaz, idrak edemez. Mesai harcamaz. Zaman harcamaz. Kolay olanı almaya çalışır. E bu kolay olanı da almak zaten herkesin yaptığı iş. O gün Araplar da veya işte sahabe tabi'in, tebe'ü tabi'in döneminden sonra da bu arızalar hep olmuş. Yani Üstad Hazretleri ne kadar güzel ayırmış. Şuna bak. Tabirlere bak. Arapların hazaine hayalatına, hayal hazinelerine bir mecra bularak, bir menfez bularak o efkarı safiyeyi saf fikirleri karıştırdılar. Hem sonra da ihtiram dahi gördüler. Hürmet gördüler. İşte Türkiye'de aynısı karşılığı var şu anda İslam dünyasında. Zira ulema ehli kitaptan İslamiyet'e gelenler yani Yahudilikten veya Musevilikten veya İsevilikten İslam'a gelenler İslamiyet şerefiyle gayet cehalet ve tekemmül ettiklerinden İslamiyet'in onlara verdiği şerefle yani İslam ilme kıymet veriyor. Yahudilikten gelmiş ilmi varsa İslam o zata da kıymet veriyor. Bunlar ciddi bir celadet kazanıyor o zaman. Celalet kazanıyor. Yükseklik kazanıyor insan içinde. Tekemmül ettiklerinden malumatı, müzahrefe isabıkaları perişan, karma karışık, saçma sapan, geçmişten kalan uyduruk malumatları makbule, makbulmüş gibi, doğruymuş gibi ve selametli, doğru bir bilgiymiş gibi oldular müselleme oldular. Reddedilmedi. Reddedilmedi. O eski bilgilerini de kabul ettiler. Sanki İslam'ın malıymış gibi. Çünkü İslamiyet'in usulüne musadim olmadığından hikayet gibi rivayet olunurken yani asıl meselelere, tevhide, nübüvvete, ahirete dair meselelere taalluk çok etmediğinden teferruat mevzular olduğundan yani doğru da olsa yanlış da olsa çok mühim olmadığından reddolunmadı. Hikayet gibi rivayet olunurken ehemmiyetsizliği için tenkitsiz dinlenirdi. Şimdi diyeceğiz ki biz ya kocaman sahabeler yani Peygamber Aleyhisselam'dan ders alan o sahabeler nasıl olur da bunlar reddetmedi? Yani İsrailiyat İslamiyet'in içine girmesine nasıl müdahale etmediler? Nasıl müsaade ettiler? Çok kolay el cevap. Usulüne dokunmadığından yani İslamiyet'in usulü nedir? Tevhid, nübüvvet, haşir, ahiret, öldükten sonra dirilmek. Asıl üç mevzu budur. İbadet ve adalet var bir de taalluk eden dört mevzu budur. Bu dört mevzuya taalluk etmeyen mevzular olduğundan dolayı sahabeler ya işte faydalı olur insanlar bundan istifade eder. Netice itibariyle İslam'a usule hizmet ettiğinden dolayı çok ses çıkarmayıp nefislerin de hoşuna gittiğinden tenkitsiz dinlediler. Fakat hayfa, yazık, fakat yazık oldu. Sonra hak olarak kabul edildiler. Bakın o gün arızalı değildi. O gün onlar onun yanlış olmasını düşünmediler. Dediler ki ya neticede İslam'a hizmet ediyor, bu manada hakikate hizmet ediyor. Tenkit etmediler. Ortalık karışmasın, fesat çıkmasın. Adamlar Yahudilikten yeni gelmişler zaten. Veya işte Hristiyanlıktan yeni gelmişler. Veya ehli kitap olarak yeni gelmişler. E çok da zaten zarar yok usule dokunmadığından dolayı müdahale etmeyelim dediler. Karışmadılar, tenkitsiz dinlediler. Fakat vakta zaman geçti. Hak olarak kabul edildiler. Çok şüphe ve şükûkata, çok şüphelere, vesveselere, karışıklıklara sebebiyet verdiler. Bugün de böyle, hala yani güncel böyle. Ee, İslam alimlerinin, hocaların bir hakikati anlatırken bir verdiği temsilat, bir misal, bir Nasrettin Hoca kıssası hani naklederken bir darbu mesele tenvir için, bir hakikati aydınlatmak için verildiği mesele birkaç zaman sonra, birkaç yıl, birkaç yüzyıl sonra hakikat kabul ediliyor. Peygamberin şefkatini anlatacak bir mesele, merhametini anlatacak bir darbu mesele ...sanki olmuş gibi anlatılıyor. Halbuki öyle bir şey olmamış. İsrailiyat diyoruz işte biz ona. Hem de vakta ki şu İsrailiyat... ...kitap ve sünnetin bazı imaatlarına merci... ...ve bazı mefahimlerine... ...bir münasebetle mehaz olabilirlerdi. Yani Kur'an'da ve sünnette olan bazı işaretlere... ...kaynak olarak gösterebilirdi. Ya yani Kur'an bu meseleyi böyle diyor. Ha zaten hani... E, ...Kab'ın ve Vehb'in de buna benzer bir tabiri vardı. Demek Kur'an'daki bu işaret ona işaret ediyormuş diye kabul edilebilirdi. Fakat ayet ve hadisin manaları değil. Evet bir ima olabilir ama ayetlerin ve hadislerin açık manası değil. Belki faraza doğru olsalar da masadak ve efradından olmaları mümkün olduğundan su ihtiyarla başka bir mehazı bulmayan ve atfına zaretmeyen zahir perestler bazı ayet ve ahadisi ...o hikayat-ı tatbik ederek... ...tefsir eylediler. Evet, Kur'an'daki bir mana... ...olabilir. Örnek veriyorum. Kur'an... ...benden bahseder mi? Ali Osman'dan. Evet, bahseder. Nasıl bahseder? Namaz kılarsan... ...işte e, namaz kılanları... ...Kur'an-ı Kerim tarif ederken... ...sen o ayete masadak olursun. Yani ayetin mana derinliğinin içindeki... ...bir Efrad olursun, bir ferd olursun. Ama Kur'an doğrudan ismen benden bahsetmez. Millet olarak düşünsen Kur'an Türklerden bahseder. Ama Kur'an Türklerden açıktan bahsetmez. Türkler diye Kur'an'da bir ifade yok. Ama zalime karşı izzetli, mazluma karşı mütevazi, Allah'ın dinini dünyanın her tarafına duyuracak bir millet gönderecek dediğin ayet-i kerime. E siz bu ayetin bir masadakının Türkler olduğunu anlarsınız. Yani mana mertebelerinden, ayetin işaret ettiğinden, ayetin içindeki hakikata mazhar ve masadak olması noktayı nazarında evet Türklerden Kur'an bahseder dersiniz. Böyle yorumlarsınız. Ama Kur'an'ın o ayetin apaçık manası o değil. Bu masadak olmakla açık mana ayrı şeylerdir. Karıştırmayacağız bunu. Dolayısıyla Kur'an'da Deccal'den işaret var mı? Evet var işaretler. Deccallere masada oluyorsunuz Veya Mehdilere masada oluyorsunuz. Doğru. Ama Kur'an sarahaten Deccal ve Mehdi'den bahsetmez. Zaten gerek de yok. Kur'an'da Deccal manası var desen yanlış olursun. Ayetin manası Deccal. Bu olmaz. Ayetin mana mertebelerinden Deccal veya şu şahıs bu ayete masada koldu diyebilirsin. Bunda bir yanlışlık yok. İşte bunu diyor. İşte şu İsrailiyat, kitap ve sünnetin bazı imaatlarına, merci ve bazı mefahimlerine, anlayışlarına merci ve mefahim, algılama şeklimiz bizim. Bir münasebetle mehaz olabilirdi. Evet bir bağlantıyla bir alim bir tefsir alimi böyle bağlayabilirdi. Fakat ayet ve hadisin manaları değil. Açık mana olamaz. Yani Türkler masadak olur ama ayetin manası değildir. Belki faraza doğru olsalardı, masadak ve fradından olmaları mümkün olduğundan Farada doğru olsaydı bu mana. Hani Türkler böyle olduğundan su ihtiyarıyla başka bir mekaz bulamayan ve atfına nazar etmeyen zahir Perestler, bu ayeti ve hadisi o hikayatı İsrailiye ta tatbik ederek tefsir edildiler. O bu bağlantı bunda vardır deyip o hikayatı buna bağladılar. Mesela nasıl bir örnek verelim anlamak için. Hani her zaman verdiğimiz işte dünya düzdür dünyayı düz şekilde yarattık. İsrailiyattan bir mana geliyor. Yahudi alimlerinden. Dünya düzmüş. Evet doğru. Ayette diyor ki ya geniş bir düzlük diyor. Ha demek ki Yahudilerin dediği doğruymuş. Kur'an'ın ayetini o İsrailiyatı merkeze koyup yorumluyorsun. Kur'an'ı merkeze koyup onu anlamaya çalışmıyor. O gelen malumatı merkeze koyup o ayeti yorumluyorsun. İşte bu arızadır. Yani olan bir meseleyi merkeze koyuyorsun. Ayeti ona göre evirip çeviriyorsun tabiri caizse. İşte bu İsrailiyat. Su ihtiyarla, su ihtiyarıyla hakikatı e, hakikati aramadan için içine dalmayan zahir peresler bazı ayet ve hadisleri o hikayatı İsrailiye'ye tatbik ederek tefsir ederler. Bazı ay bakın çok önemli bazı ayetler, ayetler içinde bu olmuş. Bazı hadis-i meşhur, hatta tevatür olarak bilinen hadis-i için dahi bu tatbik edildi. Yani o İsrailiyatı Yahudi alemlerinin getirdiği bilgiyi merkeze koyup ayet ve hadisi ona göre yorumlanır. Halbuki ayet ve hadis merkezde olur. Siz ayet ve hadise göre onu anlamaya çalışırsınız. Bakın ayet ve hadise göre olayı anlamaya çalışırsınız. Ama sen olayı merkeze koyup olayın içinden ayet ve hadise bakarsan yanlış yorumlusun. İşte İsrailiyat ve hikmet Yunaniye burada Müslümanları ifsad etti. Evet. Halbuki Kur'an'ı tefsir edecek. Yine Kur'an ve hadis sayidir. Kur'an'ın en mükemmel tefsiri. Üstadımız bunu Mucizat Kur'an'ı ve işaret yapacağız bahseder. Kur'an'ın en mükemmel tefsiri Kur'an'ın bizzat kendisidir. Ayetleri ayetler izah eder. Ayetleri sahih hadisler. Kur'an'ın en muazzam tefsiri Kur'an'ın kendisinden sonra sahih hadislerdir. Kur'an'ı tefsir ve tevil edecek yine Kur'an ve hadislerdir. Yoksa ahkamı mensuh olduğu gibi yani hükümleri neshedilen Yahudilik yani mensuh olduğu gibi kısası dahi muharrefe olan İncil ve Tevrat değildir. Yani siz Kur'an'ı tahrif edilen kıssaları hurafe olan İncil'deki İncil'in sahte İncil'lerin uydurma İncil'lerin yetiştirdiği Hristiyanlar ve uydurma Tevrat'la yetişen Yahudiler değildir. Kur'an tefsir edildi kendisidir. Maalesef çok güzel bir ifade bir cümleyle izah etmiş. Kur'an'ı İncil'e vurup Kur'an'ı Tevrat'a vurup anlamaya çalışmak. Ne kadar büyük bir arıza. Şimdi gene var hani o kadar ileri gitmeyelim. Kur'an'ı falan şahsa göre anlamak. Kur'an'ı falan müfessire göre. Yok olmaz. Kur'an'ı Kur'an'a göre anlamak. Kur'an'ı hadislere göre anlamak. Bunların arkası işte böyle arızalı bir boyuta gidiyor. Evet. Evet. Ma sadak ile mana ayrıdırlar. Demin bahsettik ya ayetin manası Hazreti Ömer için izzetli sahabe için anlatıyor. O müminler ki zalime karşı, kafire karşı, müşrike karşı izzetli mazluma karşı tevazu sahibidirler. Hazreti Osmanlardan, Hazreti Ömerlerden bahsede ayetin manası ap açık bir hakikati gösteriyor. Ama bu ayetin masadakı Türklerdir. Yani devlet olarak Osmanlı devletidir. Bugün hala bakın din, dil, renk ayrımı yapma, yapmaksızın Türk milleti devlet olarak da millet olarak Ukrayna'nın yanında. Mazlum çünkü şu anda. Veya Suriye halkının yanında. Zalimin de karşısında. Hani öyle oluyor ya dünya beşten büyüktür diyor mesela adam. Veya zalime zalimliğini o zirvelerde devletler arası yapılan zirvelerde yüzüne karşı söylüyor. Siz zalimsiniz diyor. E bu masadaktır işte. masada masadak ile mana ayrıdır. Onlar ittika sahipleridir, takva sahipleridir. Hudelil muttaqin. Onlar Allah'tan korkarlar. Onlar zalimleri görünce onlarla cahillerle muhatap olmazlar. Bak ayetin manası açık. Ama bu ayete masadak olmak ayrıdır. Halbuki masadak olmaya mümkün olan şey mana yeme ikame olup Bu ayetler Türkleri anlatıyor. Ya bu Türkler masadakıdır. Manası değil. Ne olmuş? Masadak mana yerine konulmuş. İşte arıza buradan başlıyor. Masadak mana yerine ikame olundu. Çok da imkanat vukuata karıştı. E öbürü de der ki bizden de bahsediyor. Biz de masadakız. Öbürü der biz de masadakız. Tam doğru. Ama sen masadakı masadak olarak anlatmaz mana olarak mananın yerine ikame edersen işte o zaman herkes her şeyi konuşur. Herkes her şeyi yorumlar. O zaman Kur'an'ı ve hadisleri karıştırmaya çalışırlar. Çok imkanat olabilmesi mümkün olan şeyler sanki olmuş gibi bu kata karıştırıldı. Hem de vakta ki hem de vakta ki burası işin İsrailiyat kısmıydı bitti. Hem zaman geçti Hikmeti Yunaniye Müslüman etmek için Me'munun asrında tercüme olundu. Fakat yani Yunan hikmeti, Yunan felsefesi Emeviler zamanında bir cihette tabir ve tefsir ve tevil olundu. Yani sahabe, tabi'in, tebevi tabi'in dönemine geçtik. İlk üç asır hadi geçti. Sonra Yunan felsefesi hikmet Yunani'yi Müslüman etmek için Yunan felsefesini de İslam'ın içine almak için Me'munun asrında tercüme olundu. Yani o zaman insanlar da Müslümanlar da Abbasler döneminde, Emeviler döneminde e, Yunan eserleri tercüme ediliyor. Takip ediyorlar ki o yan, onların doğru bilgilerini de alalım. E, doğru bilgilerini alalım ama içinde yanlış da var. Tercüme edelim. Sonra İslam'a göre düzeltelim bunları diye iyi bir niyetle sanki bu tercüme ediliyor. Fakat pek çok esatir, geçmişlerin hikayeleri ve hurufatın menbaından çıkan o hikmet çok hikayeler, çok hurafelerden çıkan o Yunan hikmeti bir derece müteaffif, müteaffine olduğundan artık kokuştuğundan zamanı geçtiğinden safiye olan efkar Arap'ın işlerine tedahül ettiğinden, safiye olan Arap fikirlerinin içine dahil olduğundan bir derece Arapların fikirlerini karıştırdığı gibi tahkikten taklide yol açtı. Artık işin içini hakikatını araştırmak için olduğu gibi kabul edildi. Yani Yunan hikmeti Iı, tasfiye edilmeden, tahkik edilmeden tas, ıı, safileştirilmeden olduğu gibi taklit edildi. Olduğu gibi içeriye alındı. Hem de o abu hayat olan İslamiyet'ten karihay fıtriyeleriyle istimbat etmeye kabil iken o hikmetin telemüzüne tenezzül ettiler. Evet yani halbuki abu hayat olan İslamiyet'ten karihay fıtriyeleriyle istimbat etmeye kabil iken halbuki çok geniş, Arapların geniş bir karihaları var, hafsaları. Yani olayları bütüncül düşünme kabiliyeti, kariha diyoruz. Araplarda bu var. Halbuki Kur'an'dan ayet çıkarmışlar bunlar, ayetlerin hükümlerini çıkarmışlar. Bu kadar karihalar var iken o hikmetin telemmüzüne tenezzül ettiler. Gittiler Yunan hikmetinin iştihatlarını, Yunan hikmetinden bir şeyler çıkarmaya çalıştılar. Evet nasıl ki ihtilalat acam iken acam ile kelam-ı mudarinin melekesi fesada yüz tutmakla muhakkikin ulema o melekeyi muhafaza etmek için ulum arabiyenin kavaidini tedvin ettiler. Bak, bu çok önemli bir ifade. Hadi bakalım bunu anla ne demek olduğunu. Bunu anlayamayan şu ifadeyi anlayamayan eğer biz de anlayamazsak alim olsun hiçbir şey anlayamaz. Bazen bahsederiz. Mudari sigası diye. Kelamı mudari. Arapların belagatı en geniş olan mudari kavminin kelamı. Kur'an e, Kur'an'da mudari sigasına göre indiğini söylüyor alimler. Yani bizde lehçeler var ya yöresel konuşma şekilleri. Bunun en geniş belagata en uygun şekli mudari kabilesinin konuştuğu kelami mudaridir. Bak ihti, e, ihtila, ihtil, ı acam ile kelamı ı melekesi. Yani Araplar o belaga şeklinde öyle konuşuyor ki o mudari sigasında o ke, e, kavmi mudari o kadar güzel konuşuyor ki bunlar. Öyle bir seviyeye geliyorlar ki Kur'an tabir yerinde ise onların kelamıyla konuşuyor. Bakın tabire ama zaman geçmiş git gide gel gele o kelamı mudariyi karışmaya başlamışlar. Yani bizde de var. Türkçe yazıyorsun Latin alfabesiyle bir Laz, onu Lazca okuyor. Yani geliyorum iyi o celirum diye okuyor. İşte Araplarda da bu olmasın diye Kur'an harekelendirilmiş. Kur'an'ın harekelendirme sebebi yani üstün, esre, ötre diyoruz ya. Eğer harekelendirme olmasaydı bugün Kur'an'ı çok farklı kıraatlerde çok yanlış okuyacak, çok yanlış anlaşılacak zaman geçtikçe. Onun için Cenab-ı Hak demek ki birlerine ilham etmiş bu hakikati. Bakın evet nasıl ki ihtilatı acam ile kelam-ı mudarinin melekesi fesada yüz tutmakla muhakkikin ulema, hakikat alimler baklar ki fesada girecek, anlaşılmayacak, yanlış anlaşılacak. O melekeyi muhafaza etmek için yani kelam-ı mudarideki belagatın yüksek seviyesini muhafaza etmek için Ulum Arabiye'nin Arap ilimlerindeki o kavaidini tedvin ettiler. Yani Kur'an'ı harekelendirdiler. Öyle de şu hikmet ve İsrailiyat dahi daire İslamiyet'e duhulleriyle beraber bazı nakkadı muhakkikini İslam temyiz ve tasfiyelerine teşebbüs ettiler. Fakat hayfa yani bu hikmet girdi Buna karşı gelinmedi mi? Evet İmam-ı Gazali karşı geldi. İmam-ı Gazali gibi ender şahıslar karşı geldi. Ama yüz yerden girdi bir İmam-ı Gazali nasıl tek başına karşı gelsin? Fakat hayfa, fakat yazık. Yani tamamıyla muvaffak olamadılar. İmam-ı Gazali i̇bn Sina'yı bu noktada tard etti, kabul etmedi, reddetti. O gibileri reddetti, itiraz etti ama yüz yerden geldi. Tek başına İmam-ı Gazali bunlarla nasıl başa çıksın? Fakat Hayfa tam muvaffak olamadılar. Evet. İşte iş bu kadar iş bu kadar da kalmadı. Ha burada da durmadı. Ne oldu peki üstadım? Çünkü tefsiri Kur'an'a sarf ı himmet edildiği vakit bazı ehli zahiri Kur'an'ın nakliyatını bazı İsrailiyata tatbik ve bir kısım akliyatın dahi hikmeti mezbureye Tevfik ettiler. Allah Allah. İş burada kalmadı. Kur'anı tefsir eden. Yani herhalde onun için de e, mesela e, akil ve nakil dedi ya akliyat ve nakliyat. E, biliyorsunuz bizim burada da var. Şu gördüğünüz Tefsirül Taberi. Muan-an senetleri üstadımız da bahsediyor. Aslında kıymetli bir eser. E, Kur'anı baştan sona naklediyor tefsir ediyor. Nakil tefsiri. Nasıl? Peygamber Efendimiz selamın veya o zamanki söylenenleri kendi yorumunu çok fazla karıştırmadan naklediyor. Bakın bu tefsirül taberi buna örnek deniliyor. Yani alimler, hocalar öyle diyor. Üstad Hazretleri de buna işaret ediyor. Ben de bazen Risale-i Nur'da bir ayet olduğu zaman tefsirül taberiye bakarım. Yani taberi tefsiri, İbni Taberi bunu nasıl izah etmiş bu ayeti? Üstad Hazretleri nasıl izah etmiş? ikisini o muanan senetle karşılaştırıp anlamak noktasında. Şimdi burada şu geçti ya. Yani Kur'an'ı tefsir eden o zaman ilk büyük eserlerden taberi tefsiri gibi mesela. Tefsirül taberani gibi mesela anlayalım. Örnek veriyorum. Çünkü tefsiri Kur'an'a sarf-ı himmet edildiği vakit yani taberi tefsirini örnek alalım burada. Bazı ehli zahir Kur'an'ın nakliyatını bazı İsrailiyata tatbik ederek. Kur'an'daki o nakli hakikatleri İsrailiyatla anlamaya çalışarak ve akli meseleleri de hikmeti Yunaniye ile anlamaya çalışarak ikisini beraber düşünmeye çalıştılar. Çünkü gördüler ki Kur'an makul ve menkule müştemildir. Yani Kur'an nakli olan şeyleri ve akli olan şeyleri de aslında içine alıyor. Hadis de öyle. Sonra kitap ve sünnetin bazı nakliyat sadıkalarıyla bazı muharref İsrailiyatın ortasında bir mutabakat ve bir münasebet istimbat ettiler. Yani biraz hikmet Yunaniye'den, biraz İsrailiyattan, biraz kitaptan, biraz sünnetten ortasını buldular, barıştırdılar, ortaya koydular. İşte tefsirül taberi de birçok hakikat olmakla beraber maalesef üstadın tariflerine göre öyle anlaşılıyor. İçine bu gibi İsrailiyatın ve hikmet Yunaniye'nin bazı tabirleri de gibi. Yani nasıl girecek hikmet Yunaniye? İşte şimdi biraz sonra gelecek gerçi de yani izah edecek üstadımız. Şimdi bazı şeyleri zaman tefsir eder. Zamanla anlaşılır o. O zaman da onu anlamanız mümkün değildir. Yani dünyanın güneşle beraber gezegenleriyle beraber semada hadsiz bir boşlukta seyran ettiğini siz bin yıl önce anlayamazsınız. Onu anlatan ayeti kerimeyi de yorumlamanız eksik ve nakıs kalır. O eksik ve nakıslığı o gün hikmet Yunaniye'deki eski malumatla izah etmeye çalışmışlar. Onun için yanlış. Mesela burada birçok ayet-i kerimede yani bilimsel bugünkü bilimi anlatan dünyanın mahfiyatını gizli yönlerini anlatan kainatın mahfiyatını anlatan yönlerde maalesef işte Tefsirül haberi de hikmet Yunaniye'ye müracaat etmiş. Kendini mecbur bilmiş onu izah etmeye. Ama bugün zaman tefsir eder o ayetleri. Bakın dikkat edin. Ahmet, Mehmet, Ali, Veli değil. Zaman onun öyle olduğunu gösterir. Ha Kur'an'ın bahsettiği demek buymuş derseniz onu zaman açar. İşte oralarda hikmet Yunaniye ve İsrailiyat girmiş. E, alimler de tabii ki bu adamlar kötü niyetle haşart niyetle çok büyük alimler. Ne yapmışlar? Kitap, sünnet Hikmet Yunaniye İsrailiyatın arasında bir mutabakat anlaşmaya yapıp barıştırıp orta halle ortaya karışmış bir şey yapılmış. Çok kıymetli değil mi? Hem de hakiki olan akliyatlarıyla mefhum ve mümevveh olan şu hikmet asırında bir müşabehet ve muvafakat tevehüm eylediklerinden şu mutabakat ve müşabeheti kitap ve sünnetin manalarını tefsir ve maksatlarını beyan zannedip hükme iletmişler. Yani Kur'an böyle diyor. Oraları karıştırdılar ya. Hikmet Yunaniye'den aldı. E, felsefeden aldı. İsrailiyattan aldı. Kitap ve karıştırdı. Ortaya çıkan şeye de o mutabakat ve müşabeheti yani o benzetmeleri anlaştırmaları sanki kitap ve sünnetin manasını tefsir etmiş. Kur'an'daki asıl maksat budur demiş gibi beyan etmişler. Yani hani bir yorum gibi değil de sanki hakikat oymuş gibi anlatmışlar. E bu yorum ben böyle anlıyorum. Mesela şimdi biz muhakemattan ders yapıyoruz. Ya e ben böyle anlıyorum anladığımı size anlatıyorum. Daha iyi anlamak isteyen bizzat muhakemata kendisine bakar kendisi mütala eder anlar. Ben böyle anlıyorum ben böyle yorumluyorum burayı. Bakın bunlar benim yorumlarım. Bediüzzaman Hazretleri bir hakikat söylemiş. Ben de yorumluyorum böyle anlıyorum diyorum. Risale-i Nur'un bütününe göre, İslami ilimlerin bütününe göre ben böyle anlıyorum. Bakın bu benim böyle bu yorumum asıl değil. Asıl kitabın kendisidir. Ama yorumumu asıl gibi göstersen, bunu kenara itip yorumlarını böyle anlatsan işte orada yanlış yaparsın. Kastedilen mana bu. Evet. Kella. Sümme kella. Hayır. Hayır. Olamaz. Zira kitab-ı mucizül beyanın mistakı icazıdır. Yani Beyanı mucize olan Kur'an-ı Kerim'in kendisinin doğrulayıcısı onun üstündeki e icazıdır. Yani az sözde çok şeyi anlatan belagat mucizesidir. Müfessiri eczasıdır. Kur'an'ın tefsiri kendi içindeki hakikatlardır. Kendi kendini tefsir eder. Manası içindedir. Sadefi, sadefinde dürdür. Sadef yani bir kap, inci gibi, inci kap gibi düşünelim o kabın içindeki hakikat zaten kabını göstermeye yeter. Meder değildir. Meder dediği yani müzahrafat, kabuk değildir. Faraza bu mutabakatı izhar etmekten maksat o şahidi sadıkın teskiyesi içinde olsa yine abestir. Yani bunu yani büyük alimler ya biz art niyetli yapmadık. Bunun içindeki hakka da ortaya çıksın diye yaptık. Deseler Yine abestir diyor. Yani Bediüzzaman reddiye veriyor buna. Olmaz kardeşim diyor. Hakikat hakikatin kendisiyle anlatılır. Ne maksatla ne niyetle yaparsan yap yanlıştır. Abestir diyor bak. Faraza mutabakatı izhar etmekten maksat. Yani hikmet-i Yunaniye ile İsrailiyatla kitap ve sünneti birleştirelim barıştıralım. Amacımız mutabakat. Kur'an'ı anlamaya çalışmak desen de diyor. O şahidi sadıkın teskiyesi asıl kendi kendine şahit olan icazı içinden kendini koruyan o Kur'an için olsa bile yine abestir. Yine yanlış yapmışsın. Bu bir reddiyedir işte. Zira Kur'an-ı Mübin ona mekalini inkiyadı teslim eden öyle akıl ve naklin tezkiyelerinden pek yüksek ve Şimdi şu tabir çok önemli. Mekalini inkiyat. Yani kayıtsız şartsız bana inanacaksın diyor felsefe bilim. Kur'an öyle bir kaydı şartı yok. Kur'an ben hakikati anlatırım. İstediğini istediğin gibi anlayabilirsin. Serbestsin. Aklını, fikrini kullan, çalıştır. Bu dediğimi anla diyor. Ama bugün e, hikmet Yunan'ı bilim felsefe ne diyoruz? Kayıtsız şartsız tabi olacaksın diyor bilime. Bilim ne demişse doğrudur diyor. Kur'an öyle bir kayıt altına almıyor kimseyi. Kur'an bunlardan çok yüksektir. Çünkü o onları teski etmez ki etmezse şehadetleri mesmu olamaz. O zaman şahitleri dinlenilmez. Evet Süreyya'yı serada değil semada aramak lazım. Süreyya yıldızını yerde değil gökyüzünde aramak lazım. Evet Kur'an'ın manisini de estağfında ara. Kur'an'ın manalarını sadefinde ara. Kur'an'ın manasını Kur'an'ın içinde ara. Başka bir yere gidip bakma. Yani çok acayip değil mi? Yani kitap kütüphanede aranır. Gidip futbol sahasında aranmaz ya. Hani uç örnek veriyorum anlaşılsın diye. Zira Kur'an'ın manasını esrafında sadefinde ara. Yani o inci kabında ara adeta. Ayetlerde ara. Belagatında ara. Yoksa karma karışık olan senin cebinden arama Zira bulamıyorsun. Ya o cebimizde ne yok ki? Her şey var. Cebi dedi akıl cebi, nakil cebi yani. Şimdi adam tefsir alimi. Doğru. O yorumlayacak. E doğru. Ama aklı siyasetle karışmış, felsefeyle bulaşmış değil mi? Maneviyattan gabileşmiş. Çoluk çocuk yüküm geçim derdiyle karışmış. Dolar euro ile fesada girmiş. Bir akıl Kur'an nasıl yorumlayacak? İşte senin cebin dediği o. Akıl cebidir yani. Yoksa karma karışık olan senin cebinden arama. Zira bulamıyorsun. Bulsan da sikke belagat olmadığından kabul Kur'an kabul etmez. Belagat sikkesi üzerinde görülmediğinden Kur'an senin bu verdiğin manayı kabul etmez. Zira mukad, mukarrerdir. Zira asıl kabul olunan doğru olan şudur ki Asıl mana odur ki bak mana nedir tarifini yapıyor. Şimdi çok acayip bir tabir yani bu gelen. Elfaz onu sımahta boşalttığı gibi zihne nüfuz ederek vicdanı teşerrüp etmekle ezahir efkarı feyiz eden şeydir. Allah 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 nasıl bir tabir. Mana nedir? Manayı bana anlat. Bir şey manası nedir? Mana odur ki lafız, kelime, kulağa onu boşalttıktan sonra ne diyor? Zihne nüfuz ederek buradan zihne girdikten sonra vicdan onu içecek. Sonra ezahiri efkarı fikri feyizlendirecek. Mana budur. Karşıdan gelen lafız kulağa girecek. Zihin onu nüfuz edecek alacak. Vicdan onu içecek. Sonra yeni çıkan fikir onun feyziyle feyziyam olacak. Allah Allah. Yoksa başka şeyin kesreti tevakkülünden senin hayaline tedahül eden bazı ihtimalat veyahut hikmetin ebatilinden, hikmetin batıl şeylerinden ve hikayatın esatirinden, hikayelerin geçmişteki hikaye masallarından sirkat edip çalarak, cepte doldurarak sonra ayet ve hadisin telafifinde yani ayet ve hadislerin o içindeki manalarda liflerinde liflerinde, telafinde gizletmek, çıkartmak, elde tutmak, çağırmaktır ki budur mana geliniz alınız dediğim vakit alacağın cevap şudur. Yahu işte senin manan siliktir. Sikkesi taklittir. Nakka da hakikat reddeder. Allah Allah. Sultan-ı icaz dahi onu dar bedeni eder. Onu kullananı kovar. Allah Allah. Sen sen ayet ve hadisin nizamlarına taarruz ettiğinden ayet şikayet edip hakimi belagat senin hülyanı senin hayalinde hapsedecektir ve müşteri hakikat senin bu metaını almayacaktır. Zira diyecek ayetin manası dürdür. Bu ise mederdir. Yani ayetin manası pırlanta gibi parlaktır. Bu ise bir tezektir, dışkıdır, kabuktur. Hadisin mefhumu müheç, bu ise hemeçtir. Hadisin manası hakikatken bu ise hiçbir hakikattan nasip almamıştır diyecektim. Çok önemli burası. O günü anlatmak tabii güzel. O güne de tatbik edebiliriz ama bence güncel burayı anlamak çok kıymetli. Yani çok acayip. Mesela ders yapıyoruz biz. Ders yaparken anlattığımız hakikat var. Bu anlattığım hakikatte muhataba budur anla, budur hakikat budur, mana budur diye anlatırsan senin belagatın nerede? Bediüzzaman'ın belagatı nerede? Bak. Anlatabildim mi? Yanlış yaparsın. Onun için ne diyor? Bak dikkat et. Bu mana geliniz alınız dediğin vakit ehli hakikat sana cevap verir. Der ki ne der? Yahu işte senin manan siliktir. Bunu sen mana verdin. Bu böyle değil ki. Bu ise silik sözdür. Geçerliliği yoktur. yoktur. Sikkesi üzerindeki mühür kaşesi taklittir. Nekka da hakikat. Hakikat aşıkı olan, hakikati bilen, hakikat cellat olan bunu reddeder. Sultanı icaz dahi, icazın sultanı dahi onu dar bedeni tard eder. Sen bunu böyle yaptın diye seni huzurundan kovar. Yani bunu Kur'an'a tatbik edelim. Kur'an'daki mana budur. Dersen huzurdan kovulursun. Zaten ehl der ki kardeşim Kur'an'ın manası o değil. Senin anladığın odur. Sen öyle yorumluyorsun. Öyle de. Hakikat ehli seni bu noktada reddeder. Hadisteki mana budur. Peygamber aleyhissalatü vesselam seni huzurundan kovar. Ben onu kastetmedim. Sen anladığını söyleyebilirsin. Ben böyle anlıyorum diyebilirsin. Ama budur diyemez. Ben muhakematı anlıyorum. Anladığım şekilde ders yapıyorum. Ben böyle anlıyorum. Daha iyi anlayan veya ben bir sonraki okuyuşumda, başka bir yerdeki okuyuşumda başka türlü anlayabilirim. Başka şekilde yorumlayabilirim. Zaman ve zeminin bana yaptığı tesirle farklı anlayabilirim. Ama benim anlattığım bu Risale-i Nur'un bizzat aslı değil. Benim anladığım bu. Kur'an'dan verdiğim ayetteki mana, mana budur diyemezsin. Ya ben öyle anlıyorum bu ayeti diyebilirsin. Caizdir, hiçbir problem yok. Ama mana budur, muradı mana budur, çok riskli bir ifade. Ehli tahkik işin belagatına nüfuz eden, işin sarf mahiyib gramerini bilen o der ki kardeşim uydurma. Bu öyle değil. Bu her yere tatbik edilir. Şimdi adam mesela ders yapıyor. Risale-i Nur'dan internette, sosyal medyada sanki Bediüzzaman öyle demiş gibi anlatıyor. Bediüzzaman öyle bir şey dememiş, sen öyle anlıyorsun. Senin manan siliktir. Çok acayip. Yoksa mana neydi? Sen yaptığın dersle bu dersi dinleyen dersten sonra bir o dersin verdiği feyizle harekete geçiyorsa sen manayı ona aktarabilmişsin. Muvaffak olmuşsun. Aferin sana. Ama o adam dersi dinleyip hala hiçbir harekete geçmiyorsa kusura bakma sen manayı nakledememişsin. Kendi bildiklerini anlatmışsın. Sen ders yapacaksın. Ders yaptıktan sonra adam heyecana gelecekse ...ya ben biraz kitap okuyayım... ...ben hizmetle şevkleneyim... ...Allah'ın dinini davasını anlatmakla biraz daha şekleneyim, ...gayrete geleyim diyorsan... ...sen manayı vermişsin. Niye? Lafız odur ki... ...kulağa yedikten sonra fikir... ...onu alacak... ...harmanlayacak... ...vicdan onu... ...teşerrübedeki şu içecek... ...emecek... ...sonra... ...fikriyat... ...efkar... ...onun feyziyle feizlenecek. Yani o adamın bakışı nurlanacak. Senin yanına geldiğinde derse ilk geldiğinde, sohbete geldiğinde fikri felsefeyle boğulmuştu. O derste o manaları sen ona öyle bir verdin, naklettin ki dersten sonra nurlandı. O bütün aklındaki odun yığınları zulümat ateşlenip nurlandı. İşte manayı naklettin sen. Yoksa manayı nakledemedin. Ama sen naklettiğini zannedersin. Çok acayip, garip bir mana değil mi? Ya. Cenab-ı Hak inşallah bizlere de Risale-i Nur'u, Kur'an hakikatlerini, Kur'an'ın manalarını böyle mana olarak nakletmeyi nasip etsin. Yani insanların sımahına, kulağına boşaldığı anda bir kulaktan girip öbür kulaktan çıkıp gitmesin. Sımahtan, kulaktan girdiği anda zihne nüfuz etsin. Vicdan onu teşerrüb etsin, içsin. Sonra zahiri efkar. Değil mi? Fikrin zahirini feyizlendirsin. Açığa çıkarsın. Yoksa başka şeyin kesreti, tevakkülünden, başka şeyle çok meşgul olduğundan senin hayaline tedahül eden bazı ihtimalat. Yani fizik öğretmenisin, Kur'an'ı fiziğe göre anlatıyorsun. Her şeyi fizikle yorumluyorsun. Ayetleri fiziğe göre anlıyorsun. Olmaz. Veyahut hikmetin ebatilinden, batıl hikmet ilimlerinden veya hikayet işte i̇bn Sina gibiler maalesef buralarda karıştırmışlar. Haşir gibi bir mesele de nakildir demiş. Akıl buna yol bulamaz demiş. Ya. e hadisin telafinde gizlemek çıkartmak elde tutmak çağırmak ki budur mana geliniz alınız demek çok yanlıştır eğer böyle dersen hakikat ehlinden alacağın cevap şudur İşte senin manan siliktir sikkesi taklittir nakkadı hadis hadisi ayeti araştıran bilen senin bu söylediklerini reddeder sultan icaz dahi onu darbedeni tard eder. Onu öyle kullanan, eviren, çevreni huzurundan kovar. Sen ayet ve hadisin nizamlarını taarruz ettiğinden, ayet ve hadisin nizamlarını bozduğundan, dağıttığından ayet seni şikayet edecek. Hakimi belagat senin hülyanı senin hayalinde hapsedecektir. Belagattan anlayan o hakim ise hülyaların, hayallerin kendine kalsın. Kardeşim bize masal anlatma. Onun için mesela ehli tahkikin birçoğu der ki, kardeşim tabii ehli tahkik bunu yapar. Risale-i Nur'dan ders yapılırken kardeşim düz oku yeter. Biz onu öyle anlıyoruz. Yeter. Sen kendi silik manalarını onun üzerine karıştırma der. Bu haklıdır. Bu da doğru. Ama herkes o seviyeye çıkamadığı için onu indirmek noktayı nazarında bizim gibi garibanlar, bizim gibi insanlar değil mi? Günahkarlarda bu hakikatleri işte acaba onlar da bir girizgah nevinden okuyup anlayabilir mi diye naklediyoruz. Bu kadar. Yoksa Kardeşim her derslerde söylüyoruz. Eskiden de söyledik. Derslerimizi dinleyen takip edelim. Bir bal kavanozu var. Balı çalıyoruz. Ağzımıza dokunuyoruz. Kardeşim. Balın tadı bu. Kavanoz burada. Eğer tadını beğendiysen git kavanozdan bizzat ye. Bu dersler kapağı açıp ağzına bal çalmak. Gibi. Ha. Bal çalarken ister istemez benim elimdeki eskinin tadı da o balın tadını bozmuş olabilir. İşte İsrailiyet ve Hikmet-i Yunani olay. Onun için de diyoruz kardeşim bak tadı güzeldir. Git al kabağını aç güzelce ye. Bu dersler bir teşviktir. Aç oku derinlemesini anlamaya çalış. Ben gidip muhakemat dersini birinden almadım. Birinden almıyorum. Birileri bana muhakemat anlatmadı. risale Nur okuduğumuz anladığımız kadarıyla defaatle okuduğumuz müteala ettiğimiz kadarıyla buraları anlamaya çalışıyoruz. Eski muhakemat derslerimizde bunlar arasında çok fark vardır. Sen ayet ve hadislerin manalarını taarruz ettiğinden hakimi belagat seni hülyalı hayalinde hapsedecektir. Ama yani kendine kalsın kardeşim bize düz oku yeter diyor ya adam. O. Oh. Ve müşteri hakikat hakikatin müşterisi ise senin bu malını almayacaktır. Ama <laughs> toplumda ehli tahkik azdır toplumun yüzde sekseni ehli taklittir. Taklit ehlidir. Tahkik ehli değil. Onun için abi işte falanın videosu yüz bin izlenmiş. Falanın sohbeti, tarikat aleminin sohbeti milyon izlenmiş. Cık. O onun ehli hakikat olduğunu göstermez. Ehli, çünkü toplum ehli taklittir. Muhakkik değildir. Hakikati birbirinden tamamen temiz edemez. Yüzde seksen, yüzde doksanı böyledir. Hakikat ehli onu tard eder. Kabul etmezler ki ya senin anlattığın kendi fikriyatının mahsulatıdır. O senin aklında kalsın. Bana gerek yok der, reddeder. Onun için toplumda o gibi şeyler çok karşılık buluyor. İnsanlar bakıyorsunuz bir dizim izliyor, dizi izliyor, film izliyor. Hakikatte hiç karşılığı yok. İnsanların birbirini öldürme oyunu olan dizi film dünyada en çok izlenen filmlerde, dizilerde. Cık. Ne var ki hiç? hiçbir şey yok. Bir hakikat yok. Dedik ya insanlar kolay olanı almaya çalışıyor. Hakikatı değil. Ehli zahir insanların çoğu. Veyahut da bakıyorsunuz güldüren, komedi yapan, bir şeyler anlatmaya çalışan insanlar dinleniyor. Niye? E kolay. O bizim için ölçü değil. Bir tane ehli hakikat yüz binlere bedel. Üstad Hazretleri hatırlarsanız ne diyor? On kişiyle beraber iman hakikatlerini okumak, anlamak, ders vermek büyük bir kutbiyetle binler adamı irşad etmekten daha yüksek geliyor bana. Niye? İman hakikatleri bir kişi milyonlara bedeldir. İman hakikaten tam idrak etmiş, bakışı nurlanmış bir insanın anlayışı, bakışı binlere, yüz binlere bedeldir. Ancak şu dersleri üç kişi, beş kişi, on kişi hakikatıyla dinleyip istifade etse yeter kafidir. i̇nşallah milyonlara gider ama on tane ehli itakik dinlese, anlasa, istifade etse, on sonra bakış açısını yükseltip bir de kendi okuyup benim bu anlattığımdan vermeye çalıştığından daha iyi anlasa elhamdülillah yeter vazifesi bitmiştir. Ehli tahkik olmak yani. Çok güzel ifadeler. Zira diyecek ayetin manası dürdür. Yani manası o pırlanta kap gibidir. Pırlantadır yani. Seninki ise mederdir. Seninki kazurat. Ayetin manası değil. Sen kendin uyduruyorsun. Hadisin mevhumu münheç. Bu ise hemeçtir. Tenvir için bir darbı mesel. Bu anlattığımız hakikati zaten çok misallerle anladık ama Üstadımız bir örnek verecek. Kürtlerin emsali ebediyes edebiyesindendir. Bir adamın ismi Alo imiş. Adamın adı Alo. Bal hırsızlıyordu. Bal çalıyordu. Ona denildi. Hırsızlığın tebeyyün edecektir. Bak senin bu hırsızlığın açığa çıkacaktır. O da aldatmak için bir boş petekte yabancı arıları doldurup balı başka yerden çalıyor, küvarda saklıyor idi. Biri sual etseydi derdi. Bu bal mühendisi oğulların sanatıdır. Adam bal çalıyor sürekli. Ona diyorlar ki bak senin bu bal çaldığın ortaya çıkacak. Açığa çıkacak. O da dedi ki ha tamam ne yapayım o zaman ben? Gideyim sağdan soldan bal yapamayan aralardan toplayayım. Kovanın içine koyayım. Çaldığım balı da onun içine koyayım. Eğer derlerse ki sen bu balı çaldın. Olur mu ya? Bu arılar bal mühendisi. Benim arılarım yaptı bunu diye. Halbuki o arılar yapmıyor. Bal mühendisi olan arılarımın sanatıdır. Sonra da arılar konuştuğu vakit müşterek bir lisan ile derdi. Fiz, fiz, ji, ve Yani tabi bunlar Kürdi ifadeler ve Farsi ifadeler olduğunu tam anlayamıyoruz. Artık mühim değil. Yani şu. Tenin sizden bal benden. Siz vızır vızır ötün. Balı ben getiririm. Niye? İnsanları kandırmak için. Siz fız fız ötün, bal benden. Halbuki öten de onlar, balı yapan da onların olması lazım. Ama o hırsız ne dedi? Siz ötün yeter, bal benden. İşte ey teşehi ve heves ile tevil edici efendi. Kendi iştahlarıyla, kendi kafasına göre meseleyi yorumlayan efendi. Bu teşbih ile teselli etme. Zira bu teşbih temsildir. Senin manan bal değil zehirdir. Ha bu teselliyi bulup da kendini teselli etme. Bak ne kadar güzel. Niye? Adam dedi ki Aa, bal tamam kardeşim önemli değil ki. Bal getirdim. Şimdi bazen oluyor soruluyor. Ehli ilim bilinir. Şimdi bazı Risale-i Nur okuyan, Risale-i Nur dersleri yapan veya bir tarikat aliminin fıkhi bilgilerini veya işte bir fukahanın fıkhi bilgilerini internette anlatan onlarca insan var. YouTuber var. Adam biliyor gibi anlatıyor. Bize soruyorlar bazen. Ya abi bunlar hani ehli tahkik değil. Risale-i çok okumadıkları da belli. Peki nasıl oluyor da böyle dersler yapıyorlar işte hani güzel konuşuyorlar gibi falan? Biz de diyoruz ya bu Risale-i Nur'u internette, YouTube'da Ehli tahkik olarak ders yapan çok insan var. Profesörler var. Hakikaten kaliteli, kalifiye nur talebeleri var. Bu işin ehli olan. Bunlar da onların sohbetlerini dinliyorlar. Derslerini dinliyorlar. Yani balı çalıyorlar. Gelip ondan sonra kendi kanallarında anlatıyorlar. E abi tamam o zaman sorun yok. Yani bu adam başka bir üslupla anlatıyor, tarif ediyor, yorumluyor. İşte bal misali vardı üstadımızda. Balı çaldı, kendinmiş gibi anlattı. Tamam insanlar... Üstad Hazretleri bak ne dedi? Dikkat et. Efendi bu bal misalini verdin ya ben sana. Alo efendinin bal misali. Onunla kendini teselli etme. Çünkü o bal getirdi. Zira bu teşbih temsildir. Bununla kendini teselli etme. Ya bir şey olmaz. Ha temsil verdi üstad. Senin manan bal değil zehirdir. O elfaz arılar değil. Belki kalp ve vicdana erva hakkati vahyeden o kitabı kamilin kelimatı melaike gibidirler. Bu mesele verdiğimiz temsil gibi değil. O hakikatler vahidir aslı. Sen orada bir yanlış yaparsan meleğin naklettiğini, Hz. Muhammed Aleyhisselam bize naklettiğini haşa yalanlamış olursun. Yani sen Peygamber Efendimiz gibi mi yorumlayabilirsin bu meseleyi? Vahiy katibi, estağfurullah, vahiy meleği Hz. Cebrail gibi mi yorumlayabilirsin? Seninki bal değil, zehirdir o lafızlar arılar değil, kalp ve vicdana erva hakayka hakikat ruhlarını vahyeden o kitabı kamilin kelimatı melaikeler gibi dinler. Yani Kur'an'ın hakikatler olduğu gibi insanı bir hakkata bir doğru yola sevk eder. İçinde nur var, hakikat var. Ama senin naklettiklerin, çaldıkların öyle değil. Çok güzel anlattın, muazzam. Ya fiz, fiz. Jive. ...hengin rimen Yani siz vızırdayın vızırdayın. Balı ben getiririm. Tanin sizden bal benden. Evet. Çok güzel değil mi? Çok kıymetli bir mana. Yani ne kadar güzel anlatmış. Öyle değil mi? Yani insan baktığı zaman şu misale bak. Dolayısıyla e, Kur'an'ın bu hakikatleri hırsızlanmaz, nakledilmez. Bu manada yani hırsızlayıp çalınıp başkasına mananın hakikati gibi alınmaz. E gitmiş adam felsefeden çalmış getirmiş onu. Gitmiş adam İsrailiyattan çalmış getirmiş. Sen onu çaldığın hırsızladığın şey zehir bal değil yani. Hikmet Yunaniye, hikmet felsefiye yahut da İsrailiyat yahut da Mesihiyat yani Hristiyanların batıl fikirleri. Hadis madeni hayat ve mülhimi hakikattır. El hasıl ifrat gibi tefritte muzırdır belki daha ziyade. Fakat İfrat, tefrite. Yani bir şeyin ifratı abartmak, azaltmak. İfrat, tefrit gibi zarardır. Hatta ifrat daha ziyade zararlıdır. Çünkü ifrat eden sonra tefrit eder. İfrat, tefrite sabah sebep olduğundan daha kabahatlidir. Evet, ifrat ile müsamahanın kapısı açıldı. İlk başta ne yapılmıştı bahsettik ya. Ya amaç Kur'an'ı hani anlamaya çalışmak. Onun için Hikmet-i Yunaniye ile bu hakikatler, ayetlerin hakikatleri ortaya çıkar denildi. İfrat ile buna müsamaha gösterildi. Çürük şeyler doğa katı aliyeye karıştığından onun için mesela İslam talebeleri ağabeyler o şekilde yapanlara çok sert karşı duruyorlar. İfrat ile ya bir şey olmaz bunlar hizmet ediyor. Zamanında da yapıldı ya işte bazı cemaatler, tarikatlar ya bir şey olmaz bunlar da ellerinden hizmet ediyorlar. Namaza vesile oluyor. Bak ifratla iyi niyetle kapıyı açtı. Sonrasında olduğu malum. Bu da öyle. İfrat ile müsamahanın kapısı açıldı çürük şeyler o hakikaya aliye karıştığından ehli tevhid de insafsız olan ehli tenkit gayet haksızlık olarak şu çürük şeylerin yüzer misli olan hakayık Ali içinde gördüklerinden ürkütler, nefret ettirdiler. Bu sefer bir taraftan da insanlar onları tamamen reddediyor. Tamamen insanlar onlardan nefret ettiriyor. Sanki dinsiz kafirmiş gibi gösteriyor. Haşa lekedar ve kıymetsiz zannettiler. Acaba defini hariçlikten girmiş silik bir para bulunsa veyahut bir bostanda, bir bostanda başka bir yerden düşmüş olan çürük ve acı bir elma görünse hak ve insaf mıdır ki umum defineyi kalk ve umum elmasları acı zannedip vazgeçmekle ne kadar Hayır. Büyük bir hazine düşünelim. O hazineye hariçten dışarıdan silik bir para gelse. Ya bu hazinenin tamamı silik para, sahte para denilir mi? Hazineyi sahte yapmaz. Veya çok güzel bir bostanda, elma bostanda, karpuz bostanında Şardan bir yerden bir tane çürük elma yoldan geçen adam atsa, o bostan çürük elmadan ibaret olduğuna hüküm verilir mi? İşte Kur'an'ın hakikatleri, hadisin hakikatlerine dışarıdan lekedar silik bir para atılmaksa atılmakla Kur'an hakikatleri inmez. Risale-i Nur'un hakikatlerine silik bir para, silik bir yorum atılmakla Risale-i Nur'un hakikatleri silinmez. Kimse vazgeçmez, kimse onu lekedar zannetmez. Hatime. Bu mukaddemeden maksadım, yani bu e, İsrailiyat ve Hikmet Yunaniye meselesini anlatmamdaki sebep, efkar umumiyeyi bir tefsiri Kur'an istiyor. Çok önemli. Yani insanların ekserisi bir Kur'an tefsiri arıyor. Peki bu Kur'an tefsiri nasıl olacak? Evet, her zamanın bir hükmü var. Zaman dahi müfessirdir. Ahval ve vukuat ise, yani yaşananlar olanlar ise keşhaftır. Efkar ammeye hocalık edecek yine efkar ammeyi ilmiyedir. Bugün bahsi geçtiği üzere Kur'an'ın bazı ayetlerinin yani gaybi olan ta gelecek zamanlar bütün zamanları kapsayan e, meseleleri, ayetlerin hakikatlerini bin yıl önceki âlimler ne kadar ileri gitse de anlayamazlar, anlayamamışlar. İşte bir taraftan hikmeti Yunaniye ile bir taraftan hikmeti İsrailiye ile İsrailiyatla ...anlamayı anlatmaya çalışmışlar. Üstad Hazretleri diyor... ...onun için mesela... ...bazen oluyor, duyuyoruz... ...ya işte tefsiri Beyzavi var... ...işte tefsiri Taberani var... ...bin yıl önce yazılmış tefsirlerden bahsediyorlar... ...ya bunları okumak lazım, bunları okuyun... ...tamam kardeşim, doğru da... Ee, ...güncel bilim... ...güncel teknoloji... ...yeni keşfedilen, yeni bulunan şeyler ışığında... ...efkar-ı amme... ...umum fikir, bir tefsir istiyor. Kur'an'ın ayetlerini... Bugün açığa çıkaracak teknolojik buluşlar ve gelişmeler olmuş. Ayetlerin hakikatleri yeni açılıyor. Zaman yaşlanıyor, Kur'an gençleşiyor. Onun için her zamanın bir hükmü var. Evet, o zaman Tefsirül Taberani kıymetli bir eser, doğru. Ama bugüne göre yorumlamak lazım. Bugüne göre anlamaya çalışmak lazım. Peki nasıl olacak? Bediüzzaman Hazretleri onu anlatıyor işte. Ahval ve vukuat ise bir keşşaftır. Efkar ammeyi hocalık edecek umum fikirlere, insanların aklına hocalık edecek yine efkar anmayı ilmiyedir. Güncel bilimdir. Bu sırra binaen ve istinaden isterim ki müfessir azim olan zamanın en büyük tefsir, en büyük zamanın, en büyük Kur'an'ın hakikatlerini açığa çıkaracak zamandır. Her hadiseye, dele zaman her şeyin ilacıdır. Müfessir azim, en büyük müfessir zamandır. İşte zamanın tahtı riyasetinde, zamanın reisliğinde, zamana tatbik ederek her biri bir fende mütehassas. Fizik mühendisi, kimya mühendisi, makine mühendisi, uzay mühendisi, astronot, ne bileyim işte hayvan, ne bileyim işte zooloji, ne bileyim işte bitkilerden uğraşan insanlar bir ilmi heyet oluşturacak. Muhakkikin ulemadan müntehap bir meclis hakikat alimlerinden, dünyevi her ilmi bilen alimlerden oluşmuş bir meclis meclisi mebusanı ilmiye Teşekkür edecek, ortaya bir araya gelecek. Meşveret ile istişare ile bir tefsiri telif etmekle, bir Kur'an tefsiri yazmakla sair tefasirdeki münkasım olan mehasin ve kemalatı onlarındaki o eski tefsirlerdeki kıymetli olan hakikatleri de kemalatı da mühezzebe ve müzehebe olarak cem etmeliler. Onları da bir araya getirip toplayıp emip mahsedip açığa çıkarmalıdırlar. Evet meşrutiyettir. Her şeyde meşveret hüküm fermanıdır. Evet. Her şeyde danışarak, istişare ederek, ehline sorarak yorum yapmak lazımdır. Efkar-ı umumiye dahi didebandır. Yani yol göstericidir. Umum fikir, umum ahval yol göstericidir. İcma ümmetin hücciyeti buna hüccettir. Ümmetin icması bir araya gelip bir şey kabul etmesi buna en büyük delidir. O zaman Kur'an tefsiri böyle yazılmalı. Yani bugün bilim, teknoloji, felsefe, ilmi felsefe, hakikati çok ileri gitmiş. O zaman bir kişi değil de bunlardan teşekkül eden bir heyet bir araya gelecek. Kur'an'ın ayetlerini hikmet-i cedide ile yani Big Bang teorisi ile anlamaya çalışacak. Hep söylüyoruz ya mesela hani Big Bang deyince söyledim ya. Ta'nata ratkan fe Yani büyük patlamayı o veyahut da şimdi fizikte kabul edilen hakikatler manasını kuantum fiziğiyle adeta anlamaya çalışmak lazım. Bunlardan müteşekkil bir heyet, her bilimde müteşekkil bir heyet tıbbiyesinden ilmiyesine, askeriyesinden fenniyesine her ilimde mütehassıs olanlar bir araya gelecek bir tefsirül Kur'an yazacaklar diyor. Bediüzzaman Hazretleri işte bunu bize tarif etmiş. Onun için 10 on asır önce yazılmış eserler evet bize faydalıdır ama günümüze ışık tutmaz. Çünkü zaman çok değişti. Mekan çok değişti, insanlar çok değişti, fıtratlar çok değişti. Bu fıtratları terbiye ve teskiye edecek bir hakikat lazım. Onun içi Kur'an içinde bu hakikat var. Demin dedi ya. Kur'an'ın sadefinde var bu. Ama bunu açığa çıkarmak lazım. Bu da bir heyettir. İşte Zaman gösterdi görünen o ki Risale-i Nur hakikaten bu vazifeyi tam yapmış. Bediüzzaman Hazretlerine Cenab-ı Hak bu hakikatleri yazdıktan sonra bütün ilimleri verip bütün ilimler ışığında bir fizik mühendisi gibi, bir matematikçi gibi, bir kimyacı gibi, bir astronot gibi, bir uzay bilimci gibi, bir hayvan bilimci gibi, bir insan bilimci gibi, bir tıp bilimci gibi adeta vazifelendirmiş Cenab-ı Hak Kur'an'ın ayetlerini Bediüzzaman Hazretleri o şekilde yorumlayıp tevil ve tefsir etmiş. Risale-i Nur bu noktayı nazarda ortada apaçık meydandadır. Hiç kimse de buna itiraz edemiyor. Yani bu yapılmış Bediüzzaman Hazretleri bunu kendisi yapmış. Cenab-ı Hak'tan böyle bir şeyin olmasına istekte bulunmuş. Dilekçe yazmış hatta buralarla. Cenab-ı Hak o dilekçeyi kabul edip Risale-i Nur'u Bediüzzaman Hazretleri'nin elinden bütün ümmeti Mü Müslümanlara, ümmeti Muhammediye'ye ikram ve ihsan etmiş. Herhalde bu mana anlaşılmıştır. Cenab-ı Hak istifademizi ziyade eylesin. Cenab-ı Hak bu anlamaya anlamayınız. Çok kıymetli. Onun için bizim gibi ders yapanlar da büyük mesuliyet altında. Yani silik sözlerimizi hazinenin içine atmamamız gerekir. Maalesef yapıyoruz bu hataları. Kendi kusurum olarak itiraf ediyorum. Maalesef yapıyoruz. Cenab-ı Hak inşallah en azından hata yaptığımızı bildiğimiz için hani onun hürmetine inşallah bağışlasın art niyetli yapmadığımız için inşallah bağışlasın. Olduğu gibi hakikati doğrudan doğruya bize aynalık edip gösterebilmeyi nasip etsin. Dördüncü mukaddemeden inşallah haftaya ki dersimizde kaldığımız yerden devam ederiz. Subhaneke la ilme lena illa ma inneke entel alimul hakim ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin el fatiha.